Evet, ya bu yılların getirdiği bir realite. Sonuçta burası bir UNESCO'nun dünya mirası listesinde olan bir kültür varlığı. Yaklaşık İstanbul'un bütün tarihi yaramadığı bütün alanı çevreleyen 22 kilometre uzunluğunda bir kültür varlığından bahsediyoruz. Yılların getirdiği bir birikim var, problemler, sorunu var, yumağı var. Bunlar zamanında müdahale, bilimsel yöntemlerle müdahale edilmemiş. Yerel yönetimler bazı şeyleri, çünkü burası Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Kim olursa olsun bazı çalışmalar yapılmış, şöyle ve restorasyonlar çıkartılmış ama restorasyon, yani uygulama ile ilgili çalışmalar geç kalınmış. Koruma kurullarından projelere onay verilmiş ama onaylatılmamış. Onaylatılmayınca da müdahale yetkiniz olmuyor, müdahale edemiyorsunuz. Definecilerin verdiği tahribatlar, işte alt kodlarda, sur duvarların alt kodlarında definecilerin çalışmaları var. Gece saatlerde geliyorlar, buradaki Bizans tuğlalarını almaya çalışıyorlar. Çünkü bunların üzerinde mühürler var, baskılar var. O baskılı mühürleri satmaya çalışıyorlar, alıp. Bir de ayrıca burada zamanında, Bizans dönemi zamanında azizlerin mezarları var, burçlara gömülmüş. O işte surları koruyacaklar diye dini inançları var. Sonra bu gelenek haline gelmiş, töre haline gelmiş. Birkaç kişinin daha böyle aziz kişilerin, dini anlamda sözü geçen insanların bazılarının burçlarda gömüleri var. Bunları bildikleri için bunlara ulaşmaya çalışıyorlar. Kaçak kazılar yapıyorlar defineciler. En büyük sorunumuz bu. Zamanında tabii doğal şartların, deprem olsun, zamanında Osmanlı döneminde ve günümüzdeki deprem etkileri, iklimsel etkinlikler, çevre faktörleri, insanların verdiği zararlar, Derzler'deki yapı tekniği olarak bak, Derzler'deki boşalmalar, bu definecilerin müdahaleleri sonuçta bunları bir birikim haline getiriyor. Haliyle bir baktığım bir anda böyle yığılmalar, yıkılmalar söz konusu. En riskli olan yerdeyiz zaten şu anda. Bunların bir alan yönetimi planı çerçevesinde programları, bilimsel yöntemlerin yapılması lazım. Yerel yönetimler, üniversiteler ve bizim gibi STK'ların bir araya geldiği, işin uzmanları, gerçekten uzmanları olan kişilerle yapılması lazım. Önce bu temel, yani mantalitenin oluşturulması lazım. Sonra uygulamalara geçilmesi lazım. Restorasyon çünkü bir kültür işidir. Restorasyon yapılmak için restorasyon yapılmaz. İlk önce temelini sağlam almak lazım işin. Hani bu yerel yönetimlerin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda ilgili üniversitelerin, STK'ların ve gerçekten bu işin profesyoneli olan, şantiye konusunda, işin yapım teknikleri konusunda uzman kişilerin bir araya gelip bir alan yönetim planını ortaya koymaları gerekiyor, bilimsel. Ciddi tehlike arz ediyor yani. Buradan devamlı geri geçiyoruz, arabalar geçiyor. Ya düzgün bir tamir edilmesi lazım. Ya bundan bu şekilde telle de kaplanması sorunu çözmez. Çünkü en ufak bir sıkıntıda devamlı taşlar düşüyor. Yani ya tamir edilsin ya da güçlendirilsin diyorum ya başka. Yani tarih yapıya da sahip çıkmak lazım. Tarih yapılara sahip çıkmak önemli bir şey. Zaten İstanbul'un birçok yerinde camiler, külliyede her tarafta tamirat var. Yani bunlar birazcık şey kaldı. Bakımsız ve şeysiz kaldı. Yani sahipsiz kaldı gibi oldu. Dedim ki ya destek verirse güzel olur. Yani güzel destek vererek korunabiliyorsa korumasına fayda var diye düşünüyorum. Thank you.